Şefen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün çok amaçlı her örgüde kullanabileceğiniz bir örnek göstermek istiyorum. Öncelikle ipim evde olduğu için üzerinde kağıdı bulunmuyor. Marka ve renk numarasını veremiyorum. Modelim istediğiniz sayılarda başlayabilirsiniz. Ben 20 ilmeğimi şişe takarak örgüme başlamak istiyorum. 3,5 numaralı şiş kullanıyorum. İlmeklerimi şişime taktım. Örgümün arka yüzünden örmeye başlıyorum. Ben kenar ilmeklerini örmeden alıyorum. İlmeklerimi sıra boyunca önce ters olarak örüyorum. İlk sıradayım. Örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi ilk sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi ilmeğimin içerisine değil, bir alt boşluğuna girerek düz örüyorum ve bırakıyorum. Sonraki ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Düz ilmeğime gelince içerisine değil, bir alt boşluğuna girerek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek alt sırasına batarak düz örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada ters ilmeklerimi aynı oldukları gibi örüyorum. Düz ilmeklerimi bir alt boşluğuna batarak örüyorum. Böylece bu sırada bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak devam etmiş oluyorum. Düz ilmekleri sıra boyunca alt sırasına batarak örmeye devam ediyorum. Sıra boyunca ön yüzden örgümü tamamladım. Örgümün arka tarafına geçtim. Kenar ilmeğini alıyorum. Sonraki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde sürekli düz ilmeklerimiz de dahil olmak üzere ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Arka taraftan ters örerek tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Bir önceki sırada burayı ilk ilmeği ters örmüştük. Bakın burası ters, burası düz ilmek. Bu ilmeğimi içerisine değil bir alt boşluğuna girerek düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. Burası alt tarafı tamamen düz olarak görünen ilmeğimi ise terse çevirerek örüyorum. Yani bu sırada kaydırma yapmış oluyoruz. Bir alt boşluğuna batıyorum ve buradan ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmeğimin içerisine değil, bir alt boşluğuna batıyorum ve bu şekilde düz örüyorum. Burası aşağıya kadar düz görünüyor. Bu ilmeğimi terse çeviriyorum. Sırada bu şekilde kaydırmamızı yaparak devam ediyoruz. Her defasında bu şekilde modelimizi kaydırmamız lazım.
Yalancı pirinç örgüsüne benziyor ama burada ilmeklerimizi biraz sırasına batarak örüyoruz. Hem görünümü hem de örülüş şekli daha farklı. Arka tarafa geçtim. Aynı şekilde sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Böylece örgümün ilk başlangıcındaki yapmış olduğum işlemlere geri dönüyorum. Olarak tamamladım. Kenar ilmeğini alıyorum. İlk ilmeğimi biraz sırasına batarak örmüştüm. Bakın bu defa aşağıya kadar ilmeğim düz görünüyor. Bu ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Burada bakın ters olarak ilmeğim görünüyor. Bunu içine değil bir alt boşluğuna batarak düz örüyorum. Çok kolay bir örnek. Dediğim gibi sadece her defasında kaydırma yaparak tekrarlıyoruz. Bir ters bir düz şeklinde örüyoruz. Ters ilmeklerimizi aynı oldukları gibi örerken düz ilmeklerimizi bir alt boşluğuna batarak örüyoruz. Her örgüye uyabilecek bir model. Erkek örgüsü, bebek örgüsü, bayan örgüsü, kaşkol, boyunluk, şapka, her şeyi yapabilirsiniz. Özellikle sade ve düz modellerden hoşlananlar için ideal bir model olabilir. Aynı şekilde biraz sırasına batarak düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi örerek örgümü tamamladım. Örgümü tamamladım. 4 numara şişle ördüğüm örneğim bu şekilde. Bu ilmek değiştirilen yerler böyle minik minik tomurcuklu olarak görünüyor. Sade ve şık bir örnek oldu. Burası da modelimin arka tarafı. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.